isimler bizlerle birlikte. Genel Başkan Yardımcımız Özgür Karabat burada, alkışlarınızla davet ediyoruz. Kıymetli parti meclisi üyelerimiz Berker Esen geliyor, Cem Aydın geliyor, Baran Bozoğlu geliyor. Ve yine Cumhuriyet Halk Partisi değerli milletvekilimiz Engin Altay geliyor. Bununla her şeye değer, biliyorsun değil mi? Bizleri selamlayan Cumhuriyet Halk Partimizin değerli yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Ve şimdi Silivri'nin huzuruna Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanımız İbrahim Kömür geliyor. Yorulmak yok hiç bizlere, işimiz gücümüz Türkiye, yetişiriz her yere, hazırız biz yine. Sayın Başkanımız biraz sonra bizlerle birlikte olacak. Şimdi hazırsanız bir kaldıralım, bir kaldıralım şöyle yukarıya, bayrakları kaldıralım, pankartları, seni severim. Ama Eko Başkan'a sözüm var demiş genç kardeşlerimiz, sevdadandır demişler. Hazır mıyız? İstanbul'da İmamoğlu, Silivri'de Balcıoğlu. O halde alkışlarınızla Cumhuriyet Halk Partisi Silivri Belediye Başkan Adayımızı, kıymetli genç başkanımızı Bora Balcıoğlu'nu davet ediyoruz. Ve saygıdeğer eşiyle birlikte geliyor. Her zaman yanında, bir adım önünde değerli eşiyle Bora Balcıoğlu bizlerle. Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer, biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye, duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha, yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye, yetişiriz her yere, hazırız biz yine, durmak bilmeyenlerle, gücümüz Türkiye. Evet. Bu ne güzel Silivri böyle, bu ne coşkulu Silivri, ne umutlu Silivri böyle. Silivrimiz kararını vermiş. Benim güzel hemşerilerim kararını vermiş. Ben böyle görüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu güzel buluşmayı anlamlı kılan, İstanbul'un değerli halk adamı, 16 milyon İstanbul'umuzun değerli başkanı, benim değerli abim, saygıdeğer büyüğüm, Sayın Ekrem İmamoğlu'na hoş geldiniz, sefalar demek istiyorum. Evet, İstanbul'umuzda meclis çoğunluğunun bizde olmamasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni herkesin belediyesi yapan, bundan sonra da evet İstanbul'da İmamoğlu, Silivri'de Balcıoğlu diyerek hem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis çoğunluğunu hem de Silivri'yi kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Yaklaşık adaylığım açıklandıktan 90 günden bu yana sahadayım. 7/24 çalışıyorum. 35 mahallemizin her karış toprağını gezdim. Nerede bulunmamız gerekiyorsa orada olduk. Ve 15 yıllık tecrübeme dayanarak söylüyorum. Yürekten söylüyorum, gururla söylüyorum. Oldu bu iş. Sizlerin desteğiyle, Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan sonra Silivri'nin özlediği, güler yüzlü, saygı dolu, sevgi dolu, keyifle takip edebileceğiniz, talimatı bir kişiden alan değil, burada yaşayan 81 ilden hemşerisinden alan bir belediye başkanı geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. İstanbul'umuzda biz Silivri'de Balcıoğlu, İstanbul'da İmamoğlu derken bu sloganın aslında altı dolu.
2019 yılında İstanbul'umuzda yaşanan gelişim ve değişimin aynısını Silivri'mizde yaşatmak adına biz bu sloganı ortaya koyduk. Ve sizler tarafından da satın alınan bu sloganımız ve diyoruz ki siyasi görüşü ne olursa olsun, neye inanıyorsa inansın, nasıl yaşıyorsa yaşasın. Yüce Allah'ın yarattığı en kıymetli varlık insandır. İnsandan daha değerlisi yok. Bizim bakış açımız insan. İnsan odaklı projelerimizle sizlerin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. 5 yıl boyunca Silivri'mizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eliyle birçok şeyin değiştiğini hepimiz gördük. Hepimiz gördük. Ve bundan sonra da şimdiden heyecanlanıyorum. Ekrem Başkanım'la birlikte Silivri'mize ve İstanbul'umuza hizmet etmenin heyecanını yaşıyorum. Ve bu gururu da sizlere yaşatacağız. Allah'ın izniyle sizlere yaşatacağız, göreceksiniz. Evet, Silivri'mizde göreceksiniz. Evet, gençlerimizi görüyorum. Gençlerimizin artık başka ilçelere gitmeyeceği, başka ilçelerden gençlerin Silivri'mize akın akın geleceği bir Silivri'yi 5 yıl boyunca yaşatacağız sizlere. Ve İstanbul'un gıdasını sağlayacak bir Silivri geliyor. Kadınlarımızın, gençlerimizin, çiftçilerimizin, esnaflarımızın, emeklilerimizin yanında olacağız. İnsan odaklı projelerimizde yanında olacağız. Alın terine yakın olacağız. Ama uzak olacağımız birileri de var. Harsıza, hırsıza, rantçıya uzak olacağız. Onlar korkacak bizden. Onlar bizden korkacak. Evet, Silivri'mizde sizlere özel hissettirmek, ayrıcalığı hissettirmek, yaşadığınız ilçeyle gurur duyacağınız bir yönetim anlayışını hayata geçirmek için 8 günümüz kaldı. Ben biliyorum, sizlere güveniyorum. Bizleri mahcup etmeyeceksiniz. Bizler de sizleri mahcup etmeyeceğiz. Göreceksiniz, Silivri'miz Ekrem Başkanımızla birlikte daha da güçlenecek, daha da gelişecek ve Silivri'miz İstanbul'un parlayan yıldızı olma noktasında bir yol alacak. Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yok. Yeter ki bu birlik ve beraberliğimizi sonuna kadar koruyalım. Bu birlik ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozmayalım. 81 ilden gelen hemşerimizin kardeşçe, hoşgörü içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığı bir Silivri'yi kesinlikle koruyacağız. Ve bu huzuru kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğim, göreceksiniz. Ve bundan sonraki süreçte de hep birlikte başaracağız dedim. Kimseyi mağdur etmeden, ötekileştirmeden, ayrımcılık yapmadan, kayırmadan, parti gözetmeksizin ilçemizde hepimizin Silivri'sini yaratmak adına bir yolculuğa çıkıyoruz. Biz bir yola çıktık mı öyle geri durmayız. Gaza basar, tam yol ileri deriz. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Ekrem Başkanımızla buluşturmak için sabırsızlanıyorum. Sizler de sabırsızlanıyorum, biliyorsunuz. Değerlerimize sahip çıkacağız. Bizi biz yapan değerlerimiz vardır, gururla söylüyorum. Bazıları yarım ağızla söylüyorlar, korkuyorlar. Biz sonuna kadar ilelebet cumhuriyet diyeceğiz. Sonuna kadar cumhuriyet diyeceğiz. Atatürk diyeceğiz. Şanlı bayrağımıza sahip çıkacağız. Ezan sesimize, İstiklal Marşımıza sahip çıkacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle yok bu işin sağ solu diyorum. Aklın yolu İmamoğlu, yanına bir de Balcıoğlu diyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Bu coşkumuzu, sizlerden bir söz almak istiyorum. Bu coşkumuzu ve heyecanımızı 31 Mart akşamı saat 21.45'te aynı meydanda buluşmak üzere sizleri bekliyorum. Kalın sağlıcakla. Kalın sağlıcakla. Bora Balcıoğlu başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bora başkanım, tezahüratlar size devam ediyor değerli başkanım. Bu güzel tezahüratlarınız eşliğinde diyoruz ki önümüzdeki 5 yılda aydınlık bir 5 yılı birlikte geçirelim. Var mısınız? Gençlere Bursa devam diyoruz. Var mısınız?
Çocuklarımıza süt, annelerimize anne kart var mısınız? Her ilçeye kent lokantası var mısınız? O halde Metro Fatih, İstanbul Muhafızı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu geliyor. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha. Silivri hazır mı? Bir hafta sonra sandığı hazır mı? Bu ikiliye hazır mı? Bu uyuma hazır mı? Bu uyum Silivri'ye böyle ne yapacak biliyor musunuz? Her yönüyle bir sıçrama yapacak Silivri. Her yönüyle. Bora Balcıoğlu kardeşimle birlikte Silivri'de yepyeni bir dönem başlayacak. Silivri'de bu kardeşliğe, bu birlikteliğe, bu işbirliğiyle çalışmaya, Bora Balcıoğlu'na oy istemeye hazır mısın? Güler yüzle sandığa koşa koşa gitmeye hazır mıyız? Sandıkta bir kişi daha fazla olalım diyerek görev almaya hazır mıyız? Bora Balcıoğlu, bu işi bitirdin sen. Hadi bakalım. Başkanım hayırlı olsun, inşallah birlikte çok güzel bir gün yaşayacağız. Çok güzel bir gün yaşayacağız. Bir hafta sonra sandığa gidiyoruz. Sandıktan çıkacak sonuç hepimizin tabii ki başının üstüne. Biz milletçe seçim sonuçlarını saygıyla karşılamayı biliriz, öyle değil mi? Sonuç ne olursa olsun vatandaşlar olarak birbirimize saygı gösteririz, öyle değil mi? Ama bu ülkede sonuçları beğenmediği zaman seçimleri yok sayan bir anlayış var. Hatırlıyoruz değil mi? 2019'u hatırlıyoruz değil mi? Aynı zarftan dört pusula çıkarıp sadece birini geçersiz koyan ve geçersiz gösteren o anlayışı hatırlıyoruz değil mi? Seçimi iptal ettirdi. Bununla yetinmedi, ne yaptı? Bizi çalmakla suçladı. Sandık görevlilerini terörist ilan etti, öyle değil mi? Hırsız dedi mi? İftira attı mı? Ama ne yaparlarsa yapsınlar, kendilerine döndü. Mahkemeden döndü. Milletten döndü, milletten. Millet onlara yalanlarının, iftiralarının bedellerini ödediler mi, ödettiler mi? İşte hep söyledik. O iftiraları, yalanları söylemeyin. Kazanmak için her yol mübahtır demeyin. Onlar ne yaptılar? Yalanları söylediler, iftiraları attılar. Seçim bitti. 806 bin oy fark yediler. Millet gereken cevabı verdi. Hiçbir şey yokmuş gibi seçimden sonra ne dedi hatırlayın. Siyaseten söyledik dediler. Ya birine siyaseten yalan söylenir mi? Ya birine siyaseten iftira atılır mı? Böyle bir şey olabilir mi? Bak burada pırlanta gibi çocuklarımız var.
ailece bir aradayız. Biz çocuğumuza ilk neyi öğretiriz? Yalan konuşmayacaksın. Öyle değil mi? Biz çocuğumuza ilk asla yalan söylemek yok demez miyiz? Ve bizim çocuklarımız yalanı sevmez, öyle değil mi? Koca koca adamlar yalan söylemeyi, iftira atmayı, senin o güzel kalbini yerim ben. Pırlanta yüzlü çocuk. Sevdadandır CHP, doğru. İşte bu zihniyet değişmedi. 2019'da neyseler bugün de aynısını yapıyorlar. Dürüst ve adil değildiler, bugün de değiller. O zaman da demokrat değildiler, bugün de değiller. O zaman da kumpas yaptılar, öyle değil mi? Bugün de yapıyorlar. Kurgular, kışkırtmalar, seçimi bütün bu ayak oyunlarıyla kazanmaya çalışıyorlar. Ama 31 Mart yalanla, iftirayla, milleti bölmeyle, ayrıştırmayla dayalı siyasetin hangi günü biliyor musunuz? Onların hepsini tarihe gömme günü. Tarihe gömeceğiz. Tarihe gömeceğiz. İstanbul seninle güzel, gençliğimiz var Ekrem abi. Senin güzel yüreğine kurban olurum ben. Seni seviyorum Ekrem abi. Ben de sizi seviyorum. Harikasınız. Ne diyeyim ben? Hepinizin sevgisine layık olmak. Şu güzel çocukların, şu güzel gençlerin, şu annelerimizin, şu hanımefendilerin, güzel annemizin sevgisine layık olmak. Allah'ım diyorum, beni mahcup etme. Allah'ım bana güç kuvvet ver. Çok çalışayım gece gündüz. Bunlara mahcup olmayayım. Onlar ayrımcılık yapıyorlar. Ama siz ayrımcılık yapanı değil, birleştireni seçeceksiniz. Onlar particilik yapıyorlar, partizanlık yapıyorlar. Ama siz partizanları değil, belediyecilik yapanı seçeceksiniz. Çünkü siz farkı gördünüz. İcraat nasıl yapılır gördünüz. Bütün İstanbul gibi Silivri'ye 5 yıl boyunca bakın onlar gibi yapmadık. Burayı başka partili deyip görmezden gelmedik. Biz burada bazı konularda bizi yok saysalar da, arkamızdan kötü konuşsalar da, ekranda siyaset yapsalar da, biz Silivri halkına hizmet etmekte en önde koştuk. En önde koştuk. 39 ilçede aynısını koştuk. Sevgili dostlar, bakın İstanbul'da çok çalıştık. İcraatçı, halkçı belediyeciliği size yaşatmak istedik. Şimdi o icraatçı, halkçı, cumhuriyetçi, vatandaşını seven, insanını seven, siyasi talimat geldiğinde pıt deyip susan değil, vatandaşının hakkını arayan, hukukunu koruyan bir belediye başkanı İstanbul'da. Yani Ekrem İmamoğlu İstanbul'da, bir belediye başkanı da Silivri'de. Yani Balcıoğlu Silivri'de belediye başkanı olacak. Biz kim hangi partiden, hangi görüşten, hangi inançtan dönüp bakmadık. Bakmayız. Böyle bir şeyi aklımızın ucuna getirmeyiz. Canla başla çalışırız. O sayede biz Silivri'yi 5 yılda, yıllardır görmediği hizmetleri size sunduk. Öyle değil mi? Bakınız, bakınız bunlar her yolu kendine mübah görsünler. Biz gene çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi duyuyorum, eskiden güzel bir şarkı vardı, Ankara'dan abim geldi diye, değil mi? Ne duyuyoruz? Bunlar şimdi toplanmışlar, Ankara'dan İstanbul'a gelmişler. Bütün bakanlar burada. Sanki Türkiye'nin dış ilişkilerle ilgili hiçbir sorunu yok. Dış İlişkiler Bakanı burada. İçişleri Bakanı burada. Yetmez. Yetmez. Sağlık Bakanı burada. Daha da yetmez. Adalet Bakanı burada. Yahu
Yahu hepiniz toplandınız, geldiniz. Hepiniz gelin, önemli değil. Ama adayınıza yazık, adayınıza. Ya adayınıza yazık. Ya bu kadar küçük düşürmeyin. Bakın küçük düşürmeyin. Bak bu neye benziyor biliyor musunuz? Toplanalım Silivri'ye gidelim. Yahu kardeşim bizim burada aslan gibi Bora Balcıoğlu var. Ekip arkadaşları var, ilçe başkanı var. Meclis üyeleri var, çalışıyor. Biz seçim boyunca işte iki defa geliriz yeter. Ama onlar Ankara'dan toplanmış gelmişler. E iyi yapmışlar, hoş gelmişler. Ne biliyor musunuz? Ne biliyor musunuz? Söyleyeyim. Bunların derdi milletin seçim kazanması değil. Bunların derdi bir avuç insanın seçim kazanması. Korkuyorlar. En çok da neden korkuyorlar biliyor musunuz? Bir kişiye hesap verememekten, bir kişiye. Bizim bir tek Allah korkumuz var. Bir de milletimize mahcup olma korkumuz var. Onun dışında Allah'ın kulundan korkmayız biz. Biz 100 yıl önce bu topraklara cumhuriyeti emanet eden egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığından giden cumhuriyetin milletin evlatlarıyız. Milletin evlatlarıyız. O yoldan hiç vazgeçmeyeceğiz. Bakın bunlara bir not verelim mi? Belediyecilik sınav notu verelim bunlara. Bunların daha önce Büyükşehir Belediyesi'nin kaç kreşi vardı? Ne kadar? Ne kadar? Daha önce anne kart kaç tane vermişlerdi? Daha önce kaç burs vermişlerdi? Bir tane doğru olsun, onu da sıfır sayalım. Zaten sıfır numara iş. Kaç çocuğa süt verdiler? Bunların notu sıfır. Bakın bunların notu sıfır. Ama biz Allah'ın izniyle sizlere güzel hizmetler verdik. Vermeye devam edeceğiz. Selim Paşa'dan Ortaköy'e, Kadıköy'den Çantay'a, Seymen'den Silivri'nin merkezine. Bakın ben bu köylerin hepsini sayarım ha. O bir tane sayamaz, onu söyleyeyim. Listeyi verseniz okuyamaz. Vallahi bak Ortaköy deseniz zanneder ki bu Beşiktaş'taki Ortaköy onun üstünü çizer. Kadıköy deseniz zanneder öbür Kadıköy üstünü çizer. Arkadaşlar yanlış yazmışlar söyleyeyim. Neyse daha fazla bahsetmeyelim şimdi. Onun da canını sıkmayalım Allah'tan. İnşallah 31 Mart'ı çıkarsın. Bir hayat dersi alsın. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı ona ne dedi? Televizyonda hatırlayın. Bakın bunu anlatacağım. Ne dedi? O metrolara sahip çık ha dedi. Yahu sanki kendi babasının malına sahip çıkacak. Yahu onu yapan bakanlık kimin? Milletin, milletin. Benim, senin, öyle değil mi? Bizim yaptığımız metrolar kimin? Senin, benim, milletin, öyle değil mi? O diyor sahip çık ona. Ben de dedim ki yeni görevi belli oldu. İstanbul merkezden, Gayrettepe'den, Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na gidecek metroların herhalde güvenlik şefi yapacak onu dedim. Öyle ya. Şimdi bu kadar, bakın bu kadar anlayışları bozulmuş bir düzenin artık kendi görevlerini hatırlama zamanı. Onun için az önce geçmişten bugüne notlarını verdiğiniz bu insanlara 31 Mart'ta hak ettikleri notu verecek misiniz? Tabii ki sıfır değil mi? Önümüzdeki dönemde tempomuzu arttıracağız. Silivri'ye Bora Balcıoğlu'yla çok çalışacağız. Bunu ancak biz yapabiliriz. Bizim Allah'a şükür gençliğimiz var. Öyle değil mi? Evet.
Heyecanımız yüksek mi? Bir de kolları sıvadık mı? Haydi bakalım. Onlar yapamaz. Onlar yapamaz. Onlar bir kişiye bakıyorlar. Ankara'dan bir ses gelirse çalışıyorlar. Ya da o işi yapıyorlar. Ankara'dan ses gelmezse böyle oturuyorlar. Bizim öyle bir derdimiz yok. Çünkü biz milletimize karşı icraat sözümüz var, icraat. İş üreteceğiz, söz çıkaracağım. En son ceketi çıkaracağım. Gömleği de çıkarmayacağım, onu çıkarmayacağım. Onlar israfçı, biz icraatçıyız. Onlar halkçı, belediyeciliği bilmezler. Onlar bir kişiye tabidir, biz halkçıyız. Onlar rantçı. Bakın biz, onlar ne diyor? İlla da kanal yapacağız, öyle değil mi? Onlar kanal diyor, biz İstanbul diyoruz, İstanbul. İstanbul. Yatıyorlar, kalkıyorlar, kanal. Gündemlerinde yokmuş gibi davranıyorlar ama inanmayın. İnanmıyorsunuz değil mi? Allah korusun, sakın ha. Çünkü onlar Kanal İstanbul'u yapmaya mecburdurlar. Şimdi bakın, ne büyükşehir adayları kanala karşıyım diyebilir, ne buradaki, ne Silivri'deki, ne başka bir yerdeki diyemez. Korkarlar, fırça yerler diye. Öyle değil mi? Onun için bir yandan ihalelere devam ediyorlar. Verilmiş sözleri var, taahhütleri var. Hem de çoğu yurt dışından, buradan da değil. Onlar İstanbul'un kaynaklarını yerli yabancı bir avuç insana aktarmaya çalışıyorlar. Vatandaşa kaşıkla verdiklerini kepçeyle geri alıyorlar. Ben şunu söyleyeyim. Ben başından beri bir şey söyledim, kurban olurum. Ve o yoldan dönmeyeceğim. Size söz şart olsun. Görevimin son anına kadar milletimin en zor anında yanında olacağım. Milletin parasını millete vereceğiz, millete. Ben halka ait alanları halka açacağım. Ben İstanbul'un muhafızı olmayı, bu şehrin doğal ve tarihi zenginliklerine gözüm gibi bakmayı bilirim. Siz beni bu şehri israftan, ranttan, ihanetten koruyayım diye iş başına getirdiniz, öyle değil mi? Ben sizin yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Ben sizin yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Yeter ki siz bizim arkamızda durun. Bizi desteklemeye devam edin. Ben size layık olmaya devam edeceğim. 5 yılda 25 yıla bedel iş yaptık. 10 yılda 50 yıla bedel iş yapacağız. Bizi engellemeye çalıştılar, başaramayacaklar. Yeter ki siz onlara izin vermeyin. Yeter ki siz 31 Mart'ta israfçıları tarihe gömün. Yeter ki siz rantçıları tarihe gömün. Bir daha israf, rant diyen insanlar bir daha göreve İstanbul'da gelemeyecekler. İstanbul'da bir daha ihaneti gözünden okuduğunuz hiç kimseyi bu şehirde yönetime getirmeyeceksiniz. Bu şehir artık bağışıklık kazandı, bağışıklık. Bu virüslere karşı bağışıklık kazandı. 5 yıl boyunca bunu öğrendi. Dolayısıyla bir avuç insana, çalışana asla oy vermeyin. Onlara oy vermemek yetmez. Oylarınızı, güçlerinizi birleştirin. Birleşe birleşe kazanacağız. Silivri birleşe birleşe kazanacağız. Öyle değil mi? Particilik yapma zamanı değil. Zaman birlikte olma zamanı. Zaman hep birlikte mücadele etme zamanı. Zaman İstanbul İttifakı zamanı. Zaman halkçı büyük bir ittifak kurma zamanı. Zaman vicdan ittifakı kurma zamanı. Süreç partiler ötesi bir süreçtir. Onlar dediğim gibi gözü ranttan başka bir şey görmüyorlar. Biz ise 16 milyon vicdanlı
mert, çalışkan, İstanbul'un muhafızı, milletin ittifakının neferleriyiz neferleri. Biz kazanacağız. 31 Mart'ta millet kazanacak millet. 16 milyon kazanacak. Mertlik kazanacak mertlik. Belediyecilik kazanacak. Hep birlikte kazanacağız. Hazır mıyız Silivri? Hazır mıyız Silivri? Her şey. Sevgili Bora Balcıoğlu. Bora Balcıoğlu'yla Silivri'de her şey. Her şey. Onlar tam gaz geri. Biz. 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 Allah'ım bizi size mahcup etmesin sevgili hemşehrilerim. Allah'ım bizi size mahcup etmesin. Hepinizi çok seviyorum. Allah sizi korusun. Bora Başkan'ı size emanet ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Bir ve beraberce. Dostça ve kardeşçe. Birlikte sevgiyle. Tam yol ileri Silivri. Tam yol ileri. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde de aydınlık bir 5 yol için haydi İstanbul'da İmamoğlu, Silivri'de Bora Başkanımızla birlikte tam yol ileri. Çok teşekkür ediyoruz. Birlikte çalışacağız. Çok çalışacağız. Bu sevgiye, bu güvene layık olacağız. Teşekkürler Silivri. İstanbul'da İmamoğlu, Silivri'de Balcıoğlu. Tam yol ileri Silivri.